İsterseniz ne olduğunu bir hatırlayalım. Hafize Gaye Erkan, başarılı bir Türk kadını, iş kadını. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'deki eğitimden sonra Amerika'da okumuş, büyük şirketlerde çalışmış ve de sonrasında Mehmet Şimşek'le beraber Türkiye'deki ekonomi politikalarının önemli bir ayağı olan Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'ye geri dönmüştü. Yeni doğum yapmıştı, bu biliniyordu ve de sonrasında da faizi yükseltmesi, en son nereye geldi, %45'e mi geldik, bu noktaya gelmesiyle beraber hükümet içinde bazı homurtulara yol açmıştı. Çünkü düne kadar hükümetin içinde bir kanat en azından kesinlikle bu faiz yükseltilmesine karşıydı. İşte en son Ahmet Hakan Coşkun'a bir söyleşi verdi. Çok konuşuldu, tartışıldı. İşte ya biz ev tutamadık, çok pahalı İstanbul, ailemle yaşıyorum demesi tartışıldı. İşte Cumhurbaşkanımızdan emir bekliyoruz, ne derse o sektörü ayağa kaldıracağız demesi. Ekonomi çevrelerinde çok da mantıklı bulunmadı. Fakat asıl bomba, yani asıl bütün bunların dışındaki bomba, CİMER'e yapılan bir şikayetle geldi. Eski bir Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e bir dilekçe verdi ve dedi ki, Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım'ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanından geçerken bana bir uğrayabilir misin dedi. Uğradım, işte başkanım, Merkez Bankası Başkanı, yani Hafize Gaye Erkan'ın babasının burada bu çalışana işte çok çalışman lazım dediği, işte çalışmazsan işte Hafize'nin başarılı olamaz dediği, hanımefendinin de Büşra Hanım da benim 7 yaşında çocuğum var, bu şekilde devam edemem dediği ve sonrasında işten çıkartıldığı. Bunun üzerine de Büşra Hanım'ın bu şey durumu CİMER'e şikayet ettiği konuşuldu. Tabii bu CİMER'den nasıl çıktı, buralara geldi bilmiyoruz. Çünkü CİMER sonuçta Cumhurbaşkanlığı'nda siz şikayette bulunuyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bunlar böyle açık şeyler değil. Birisi şikayette bulunuyor. Ya da açık mı ben bilmiyorum gerçekten. Birebir herkes herkesin şikayetini göremiyor diye biliyorum en azından bildiğim kadarıyla. Fakat daha önce de bu iddialar ortaya atılmıştı. Hatta Gaye Erkan'ın babasının Ahmet Hakan Coşkun söyleşisini ayarladığını, gazetecilerle konuştuğunu, Merkez Bankası'nın içinde olduğu iddiaları gelmişti. Ahmet Hakan Coşkun bu iddiaları yalanladı sonrasında, böyle bir şey yoktur diye. Sonrasında da farklı farklı iddialar dolaşıma sokuldu. İşte Deutsche Welle'dan, Erdal Sağlam'dan, yani ekonomi çevrelerini iyi bilen isimlerden farklı farklı şeyler geldi. En sonunda Hafize Gaye Erkan açıklama yaptı. Dedi ki ya bunların hepsi yalan. İşte bunlar ben diyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Zaten bunu uzun zamandır yapıyorduk. İşte dava açacağız, şey yapacağız diye. Sonra ilginç bir şekilde hafta sonu Uğur Dündar bir açıklama yaptı. Bir açıklama değil de bir WhatsApp mesajı paylaştı. Ve de işte Hafize Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından iddiasıyla ilgili WhatsApp görüntüsü yayınladı. Bu da tuhaf çünkü Uğur Bey diyor ki Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın emzirdiği bir bebeği var. Bakıcı tutmak yerine anne ve baba bebeğe bakıyorlarmış. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye, bir dakika bir öncekine gelir misiniz? İşler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlarmış. Bir banka çalışanı da tokatladığı yönde şey demiş. Şimdi bu anladığım kadarıyla Uğur Bey bunu bir bilgi olarak alıp bizlerle paylaşıyor. Çünkü Uğur Dündar bunu kafadan sallamaz yani, yılların gazetecisi. Şimdi bu bilgide yalnız birkaç sıkıntı var. Yani Uğur Bey'in yazdığında değil de Uğur Bey'e anlatılan hikayede sıkıntı var. Çünkü bu anlatılıyor işte. Bir çalışan var, bakıcı tutmuyorlar. Anneyle baba gidiyorlar ve de Merkez Bankası'nda geç saatlere kadar çocuğu emziriliyor. İşte iddialar var, bir oda tutulmuş da bilmem ne olmuş da orada çocuk emziriliyormuş. Benim aklım hayalim böyle bir şeyi almıyor. Kurumsal dünyada ben böyle bir şeyi ne özel sektörde ne devlette ilk kez gördüm, görüyorum, duyuyorum. Sadece Türkiye için değil. Benim eşim profesyonel bir bir yönetici ve de İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektörde de ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Belki de eski bir Yahoo'nun bir CEO'su vardı. O anlatılırdı böyle bir sürü şeyler yaptı bilmem ne oldu falan diye sonra sektörün dışına çıkartıldı şeyde. Bir baba niye gidiyor onu anlamadım. Hani anne gidiyor emzirmeye. İki artık bu emzirme meselesini
kadın izleyicilerimiz daha iyi bilirler. Yani sanırım bizim zamanımızda Mavi ilk doğduğunda böyle bir şey vardı. Çalışan kadınlar işte bu sütlerini alıyorlardı, dolaplara koyuluyordu. O sütler gidiyor sonra ısıtılıyor, biberona koyuluyor bilmem ne. Bunlar yapılıyor diye hatırlıyorum. Ben de 12 yıl geçmiş aradan yani. Onlar yapılmıyor muydu? 3, yani hani niye geç saatlere kadar kalınıyor? Bebek dediğin zaten 7'de 8'de uyuyor. Anlamadım. O kısmını da çok kafam basmadı açıkçası. Velhasıl sonrasında mesela bir banka çalışanının genel müdürün annesi babasıyla telefonda mesajlaşması, bir iddianın doğruydu yalandı şeklinde yalanlanmasının ötesinde konuşuyor olması ne alaka? Bunu da anlayabilmiş değilim. Yani sonrasında babası bir açıklama yaptı. İşte Erol Erkan dedi, Patronlar Dünyası'nda bir açıklama yaptı. Bakın Toygun Bey diyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde ettiği ekonomi ekibinin kurulması ve kızımız Gaye Erkan'ın bu güçlü ekibe katılmasıyla CDS'ler oldukça düştü. Türkiye'de ekonomi ortamına güven tazelendi. Bir başarı süreci yaşıyoruz. Amerika'daki görüşmelerdeki başarılı hava da bunun göstergesiydi. Ancak birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberler sistematik olarak devreye girdi deniliyor. Çok ilginç yani işte bu iddialar ortaya atılmış. Başkanla görüşemiyorlar ve annesiyle babasıyla görüşüyorlar. Yani gerçekten kurumsal dünyada böyle bir şey de ilk kez duydum. Yani CEO'yu görüşemiyorsun, çalıştığın yeni CEO'su, annesiyle babasıyla görüşüyorsun, mesaj atıyorsun. Benim alıştığım, gördüğüm 34 yıllık bu kurumsal hayattayım. Ne de duyduğum bir şey. Son olarak da mesela dönüş sırasında 2 gün önce ailece dönmüşler. İşte business class'ta otururken bir yolcunun babası oturacak diye kaldırılıp ekonomi class'a gönderildiği şeklinde bir haber vardı. Bunu da sordum ben doğru mu diye. Dediler ki o yolcunun oradan kaldırıldığı doğru çünkü aile olarak yan yana oturmak istediler. Bir arka sıraya oturtuldu. Yine business class'a uçtu geldi. Ama haber görüyorsunuz Cüneyt Bey nereden nereye geldi diye anlattılar bir şekilde. O da dediğim gibi bir kısmı dezenformasyon, bir kısmı da gerçek olan tuhaf bir kavganın ve bir şeyin ortasındayız. Sevgili Şeref Oğuz şu anda yayınımızda. Ben tabii bunu bir gazeteci olarak bakıyorum. Şeref Bey bir ekonomi gazetecisi olarak bütün bu şeyleri çok daha yakından takip ettiğini düşünüyorum. Şeref Bey ilk olarak bütün bu duyduklarımız size normal geliyor mu? Yani hayatın akışında böyle şeyler oluyor mu? Bize mi tuhaf geliyor acaba? Ne düşünüyorsunuz? Aslında biraz abarttık bunları. Benzer olayları yaşadık. Benzerine yakın yaşadık ama yani babasının da süt izinle gidip bankaya yerleşmesi, işte oradaki kurumsal yapıyı bozup durumsal yapılar üretmesi ilk defa şimdi başımıza geliyor. Şimdi Merkez Bankası başkanları eğer normal para politikasında bazı menfaatlere ters düşen işler yapıyorsa itibarsızlaştırıldığını çok iyi biliyoruz. Yani bunlardan bir tanesi hatırlıyorum, Durmuş Yılmaz'dı. Başarılı bir Merkez Bankası başkanıydı. Aklı durmuş, durmuş aklı, aklı beş para etmez gibi yetkinliğine saldırmalar, verdiği kararlarda birilerini kolladığı, yurt dışındaki insanların ne bileyim yabancı fonları desteklediği gibi bir sürü yazdı, çizdiler. Evden hatta başlıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın evine giden çocuklar ayakkabılarını kapının önünde çıkarttılar diye haber yapmışlardı hatırlarsınız. Evet, nasıl çıkarıp Bankası gitmişlerdi. Başkanı? Yani mühim olan şimdi bir Merkez Bankası Başkanı'nın evine ayakkabıyla yani ayakkabısız da girilir. Hani Kore'de, Japonya'da olduğu gibi bunun bir sıkıntısı evet. Yok. Ama bunu o bir kareye koyup karalamak için bir fotoğrafa koyduğun zaman işte bu çağ dışıdır vesairedir algısı yaratırsın. Erdem Başçı biliyorsunuz hani o faizimiz politika faizimiz %4,5 iken bir gece yarısı 5,5 birden artırarak çift taneye çıkarmıştı. O dönemde Erdem Başçı da çok fazla nasıl söyleyeyim operasyon yedi. Bunlardan tutturamayınca yani yetkinliğine falan tutturamayınca efendim zarf açılışına bile gidiyor. Her yerde konuşuyor. Bu kadar geveze Merkez Bankası Başkanı olur mu gibi tırtıklandı. Ancak izleyen süreçte zaten son 5 yılda 5 tane Merkez Bankası Başkanı'ndan olduk biz. Şimdi sıra Hafize Gaye Erkan'a geldi diyebiliriz ama o da şu anda o insanlara yani onu tezcirat yapanlara, komplo kuranlara adı her neyse yardım ediyor. Niye? Tutumuyla. Yani nasıl söyleyeyim? Kurumsal az önce de söyledin ya. Ya Merkez Bankası Başkanı'nın
ofisinde babasının ne işi var? Hadi bir oldu, iki oldu. Annesinin ne işi var? Bunlar açıkçası biraz söyleyeyim, Alaturka bir tutum. Kurumsallıkla taban tabana zıt. Hele biliyoruz, eğer başbakanlık olsaydı, başbakandan sonra en önemli insan o ülkenin guvernörüdür. Merkez Bankası Başkanı'dır. Merkez Bankası Başkanı'nın böylesine bir Alaturka tutumlar içerisinde olması tamam, yıpratıcı süreçler. Ama aynı şekilde dert o değil. Dert başka bir şekilde. Mesela az önce Kenan Taş'ı da gönderdim. Yeni Şafak'ın bir küpürü vardı. 50 trilyonla geliyor gibi, 50 trilyonluk masadan geliyor diye bir haberler yayınlıyorsun. Güyamet ediyormuş gibisin. Yeni Şafak da biliyorsun bundan önceki Kavcıoğlu'nun çalıştığı gazeteydi. Bu kadar parayla geliyor gibi itibarsızlaşma, evet 50 trilyon dolarlık buluşma. Şimdi bunu baktığında bu Gaye Erkan'ı destekliyor. Ne bileyim göklere çıkarıyor. Hayır öyle bir şey yok. 50 trilyon ne demek? Bütün dünyanın milli gelirinin bir yılda ürettiğin yarısı. Ve bunu bütün alıp kadın bize getiriyormuş gibi bir nasıl onu karikatürize eden, komik duruma düşüren bir yapı. Bütün bunların altına baktığım zaman da şu ortaya geliyor. Açıkçası şimdiki Merkez Bankası Başkanı'nın itibarsızlaştırılarak görevden alınmasına vesile olacak adımlar atılıyor. Daha önce olduğu gibi niye söylüyorum? Benzer yapılar içerisinde biz o Merkez Bankası Başkanları'nı görevden alıp kendi politikalarımızı uygulamıştık. En yakınını söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi Naci Ağbal'dır. Naci Ağbal %12,5 civarındayken enflasyon 19'lara çıkınca onu indirebilmek için faizi tırmandırmıştı. 11 maddelik bir para programıyla da indirme konusunda taahhüt etmişti. O dönemde öyle bir yayın yapıldı hakkında ki vatan hainliği mi kaldı? Ne bileyim başka bankaların, yurt dışı finans kurumlarının ajanı olmak mı kaldı? Gece yarısı onu biz görevden aldık. Ne oldu yerine? Kavcıoğlu geldi. Kavcıoğlu geldiği zaman şimdi şöyle bir şey de söz konusu Cüneyt Özdemir. O da şu. Merkez Bankası Başkanı'nın atanma kriterleri ne olmalı? Hani biz diyoruz ki görevden almayalım 5 yıl kalsın, eski yasa öyleydi. Peki herkes Merkez Bankası Başkanı olabilir mi? Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı kriterlerine uyacak pek çok vasfı olduğu söyleniyor. Zaten yurt dışında çalışıyor olması, yetkinlikleri, eski çalıştığı yerlerden bir bankacı olması. Ama Kavcıoğlu mesela bundan öncekinin böyle bir yetkinliği yoktu. Sadece Halk Bankası'nda bir idareciydi. Anlatmak istediğim Merkez Bankası Başkanlığı herhangi bir yer değil ve Merkez Bankası'nın içinde öylesine güçlü teknik ve donanımlı ekonomistler var ki bu uzmanlardan birini içeriden yapmak yerine mesela dışarıdan siyaseten atıyorsun. Belki o anlamda Merkez Bankası Başkanı'nın atanma kriterlerini bu vesileyle gündeme getirmeli. Artı görevden alınamamasının da bir yasal zemine oturtulması gerekebilir. Yani bu açıkçası bence gördüğüm şu Hafize Gaye Erkan'ı indirmek için bir sürü komplo düşünüyor. Düzenlenen komplolar biraz böyle nasıl belden aşağı diyebileceğim, evet. Çirkin. O da onlara vesile olacak adımlar atıyor. Yani o işi yani bilmiyor. Ben de size katılıyorum. Bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Çünkü mesela bu haberleri Mehmet Şimşek'in yaptırdığı söyleniyor. Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Böyle bir saçmalığı ne duydum ne de mümkün dedi. Çünkü zaten evet. Kendisi beraber yani Mehmet Şimşek'in onayı olmadan oraya Gaye Hanım'ın gökten inmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İşte bir yandan Cevdet Akçay'a iş ihale ediliyor. Cevdet Akçay mı yaptırtıyor, onun yerine mi geçecek gibi böyle bir şey var. Yine bir söylentiler salınıyor yani ortalığa. Ama tabii bütün bu söylentilere de şimdi başkanın annesiyle babasını Merkez Bankası'na taşıması da ayrı bir absürtlük yani. Tamam evet burada yapılıyor da burada da bir malzeme var yani. Hani dur yani evet. Bu malzeme de veriliyor öbür taraf